Merhaba öncelikle. Tamer Şahin benim ismim. Sıla Diamond'ın ortaklarındanım. Yaklaşık 2014 yılından beri sektördeyim. Goldaş'la başladı benim hikayem. İşte Goldaş, Gülaylar, Lizay, Atasay derken en sonunda Adnan Hüseyinoğlu kardeşimle beraber Sıla Diamond'ı kurduk 2016 yılında. Ondan beridir de bitmiş ürün ve taş tedariği yapıyoruz. Pırlanta taş tedariği. Bu şekilde Kapalı Çarşı'da hizmete devam ediyoruz. Siz bayağı tecrübelisiniz bu konuda. Ben şimdi bugün fuarında tabii son günü. Evet. Şöyle bir gene bir değerlendirme alabilir miyiz önce? Vallahi bizim için çok güzel geçti. Biz ilk defa katılıyoruz. Yani eski bir firma olmamıza rağmen ilk defa katılıyoruz. Çünkü ürünlerimizi üretip başka firmalara tedarik ettiğimiz için onlar bizim ürettiğimiz ürünlerle katıldılar kendileri satın alarak, ama artık biz de bu kadar yıldan sonra fuara katılmak istedik. Bizim için verimli geçti fuar. Çünkü yeni müşterilere temas etme şansı yakaladık. Eski müşterilerimize bir şeyler satma şansını yakaladık. Bizim, siz hangi ürün gamıyla katıldınız bu fuara? Bizim pırlantalı bitmiş ürünler var genelde. İşte tek taşlar, fantezi ürünler. Bir de bizim Hintli ortaklarımız var. Onlarla da pırlanta taşlar getirerek sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak şu anda bu fuara hangi ülkelerden ağırlıklı ziyaretçiler var? Ya bizim gözlemlediğimiz Ukraynalı müşterilerimiz oldu. Azerbaycanlı müşterilerimiz oldu. Tunuslu müşterilerimiz oldu ve kendi lokal müşterilerimize hizmet verdik şu anda bu fuarda. Peki bu doların yükselmesi, altının yükselmesi, savaşlar etkiliyor mu sektörü sizce? Ya mutlaka bir takım etkileme yapıyor ama sonuçta bu bizim işimiz. Yani dolar 1 lirayken de biz bir şekilde iş yapıyorduk. 30 lirayken de bir şekilde iş yapıyoruz. Yani 50 lira da olsa veya altın da yükselse iş yapacağız, ama tabii ki insanlarda bir ürkeklik oluyor. Sonuçta kötü şeyler insana negatiflik olarak dönüyor. Aslında pozitifliği elden bırakmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bizim işimiz, dediğim gibi. Fiyat ne olursa olsun biz bunu yapmaya devam etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.